Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ipimde gördüğünüz gibi modelimiz incili bir model olacak ve bu plastik inci her yerde var. Bütün tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Cam boncukla arkadaşlar, bana gelen model cam boncuklaydı. Cam boncukla da yapabilirsiniz. Ben olmadığı için biraz küçük geldi bana cam boncuğumun boyutu. O yüzden inciyle yapıyorum. En küçük boy inci benim kullandığım. Evet, tığım da 22 numara. Şimdi modelimi göstereyim. Evet, sizler için hazırladığım model bu şekilde. Bu model Instagram üzere geldi bana ve 7 sıraydı sanırsam, yanlış hatırlamıyorsam. 6 kalem ve üzerinde 2 tane zürafası daha vardı. Çok büyük geldi gözüme. Ve hem arkadaşımızı kırmamak için, hem de arkadaşlar sizler böyle bu şekilde farklı bir model görün diye alt sırasını iptal ettim. Kalemle olan kısmını iptal ettim. Bu şekilde sizler için hazırladım. Evet, Sunay ile ilişkileri yazıyordu galiba arkadaşlar. İsteyenler o şekilde izleyebilir o kanaldan. Şimdi biz modelimizin yapımına geçelim. Şöyle iki zincirli ipimizi tığımıza tutturduk. Bir defa tığımın başını doladım. Şöyle tığ battımın içine girip ipimi, bakın 3 tane ipimi buraya sık iğne ile sabitledim. Buraya bir sahte trabzan yapmış olduk. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi buraya ilk başlarken bu şekilde başlıyorum arkadaşlar. Tomurcukla sabitledim. 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir. Bir tane tığ battı bırakıyorum. Yine tığımın başını dolayıp ikinci tığ battımın içine aynı ilk başta olduğu gibi bir sahte trabzan yapıyorum. Yani üçünü birden buraya kapattım. Yine trabzanımın tepesine 5 tane zincir. 5 zincirimi çektim. Araladım. Sabitledim. Tekrar bir 6 tane zincir. Tomurcuk sayımız 5. Zincir sayımız 6. Tekrar bir defa doluyorum. Bir tane bırakıp ikinci tığ battının içine üçünü birden alarak bir trabzan yapıyorum. Evet, şimdi tekrar 5 zincirden tomurcuk yapalım. 5 zincirimi çektim. Trabzanımın arasına girip bu şekilde kapatıyorum. 6 zincir. 6. Bir defa dola. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battının içine şöyle üçünü birden alarak bir sahte trabzan yapıyoruz. 5 zincir. 5 zincirimi kapattım yine trabzanımın arasına. Şöyle. 6 tane zincir. Bir defa tığımı doladım. Bir tane bırakıp ikincinin içine üçünü birden alarak kapattım. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Kapatıyorum. Buraya 5 zincir. 1, 2, 3, 5, 6 zincir. Bir tane bırakıp ikincinin içine yine üçünü birden alarak bir trabzan yaptım. Evet arkadaşlar, ilk sıramız bakın bu şekilde devam ediyor. Biraz daha ben yapayım. Hemen ikinci sırada başlayalım. Evet, birinci sırasını bu şekilde bitirdik. Şimdi ikinci sırası için bu 6 zincirin tam ortasından giriyorum arkadaşlar. Sık iğne ile ipimi bu şekilde buraya sabitliyorum. 8 tane zincir çekiyorum. Sıkı sıkı çekersek kalıp gibi oluyor. O da bize ütüde kolaylık sağlıyor. Evet. Sık iğne ile 8 zincirimi buraya sabitledim. Şöyle hafif bir tümseklik olması yeterli arkadaşlar. Yine 8 zincir.
4 sıradan oluşuyor ama sıraları kolay geçiyor. Yani tez ürüyor, hızlı ürüyor arkadaşlar bu şekilde. Bombillik oluşması yeterli. Bunu el ayarınıza göre ayarlayabilirsiniz zincir sayısını. 8 zincir. Hemen ortadaki tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 8 zincir. Ve ortadan geçiyorum. Tekrar 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu 6 zincirlerin üzerine yuvalar yapıyoruz. Bu 5 zincirli tomurcuklar tam ortada. Bakın arkadaşlar şöyle tohum gibi çok güzel gözüküyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen bu boşluğun içinden gelip sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimi de çekerek ipimi koparıyorum. Evet, şimdi incili boncuklu kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, üçüncü sıramız için yine bu 8 zincirli yuvanın içine girip sık iğne ile ipimizi buraya sabitledik. Şöyle ipimizi arkaya alalım. Bir zincirimizi çekiyoruz. Örümcekten önce muhakkak bir zincir çekiyoruz. Şöyle hemen bir tane incimizi akıtalım. Şu biraz bol olsun. 10 tane sık iğneyi alacak şekilde olan bir arkadaşlar benim çünkü sık iğnem baştaki ilk gösterdiğim biraz küçük olduğu için yuvalarda 8 tane sığdı. Şöyle biraz daha büyük 10 tane sık iğneyi alacak şekilde olursa bakın bu şekilde son sıra yani o yayı gösterdiğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet, inciyi içine kavrayacak şekilde aldık. Bir tane zincir çekiyorum. Yine buraya incimi akıttım. Şöyle ipimi uzatıp biraz daha şöyle bolluk kalacak şekilde yuva hazırladım. Bu yuvayı da aynen birinci de olduğu gibi sık iğne ile buraya sabitledim. Evet, yine dibine bir zincir. Yine incimi akıtıyorum. Şöyle örümceğimi yapıp biraz bolluk olsun. Son sıra çok güzel duruyor. En azından için 10 tane sık iğne alsın. Evet arkadaşlar bakın. Boncuklu kısımda bu şekilde örümcek yaparak bu 8 zincirli yuvaları sık iğneyi yaparak devam edecek. Şimdi şu geri kalan yuvaları da tamamlayalım. Şöyle dibine bir zincirimizi çekmiştik. Yine incimizden alıyoruz. Hemen bir örümcek yapıyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Hemen sıradaki bu 8 zincirli yuvanın içine direkt kapatıyorum. Dibine bir zincir çekiyorum. Evet, küçük oldu sandım arkadaşlar. Bunu size oturduğunuzda daha güzel yaparsınız orantı olarak. Birbirini şöyle çıplak gözle daha net görürsünüz. Hemen bu şekilde kapattım. Yine dibine bir zincir. Sonuncu incimizi de yaparak bitirelim. Evet, şöyle incimizi bol bir şekilde alacak şekilde yapıyoruz. Buraya bakın, sık iğne ile sabitliyoruz. Bu şekilde incili sırayı bitirdik arkadaşlar. İpimizi koparalım ve son sıraya geçelim. Evet, sıra geldi. Son bitiş sırasına yani dördüncü sırasına. Şimdi bunu buradan hani sık iğneyi kapattığım bir alt sıradan başlıyorum ki şöyle aşağı meyilli bir yuvam olsun. Bu iki telini bakın arkadaşlar. İncili aşağıda, iki tel yukarıda. Buradan sahte sık iğne yapıyorum. İğneden ta çevirdiğim modellerde yaptığım gibi bilirsiniz, oradan aşinasınız. Yuvadan girip bir ilmek alıyorum ve tığındakinden geçiriyorum. Üzerine bir zincir.
Şöyle buraya büyük de yaptık. İnşallah 10 tane. Öbüründe 8 dedik gösterdiğimde. Biraz daha büyük olması için örümceğimi büyük tuttum. 3 oldu. Bakalım kaç tane sık iğne alacak. 4. 4. 5. 6. 7. 8. Şöyle arkadaşlar 8 oldu ya. Hafif bakın tırnağımın ucuyla şöyle geriye çekiyorum. 2 tane çünkü alacak durumda zorlamadan hafif çektiğim halde kaydı. Buraya yaparken rahat olsun diye ileri ileri yapıyoruz. Şöyle tırnağımızla çekince rahat bir şekilde geliyor. Evet, incinin etrafını bu şekilde sık iğne ile çevirdim. Bakın incim altta. Ben bu aradan giriyorum yine. Sık iğne ile sabitliyorum. Aynı şekilde devam edelim. İlmek aldım örümceklerin altından, tığımdakinden geçirdim. 2 oldu. Şöyle hızlı bir şekilde 3 4 ve 5 6 devam edelim. 7 8 9 ve 10. Evet. 10 tane 10 tane dolduralım. Biraz büyük olsun. Boyayı gösteren bu son sırası olduğunu da düşünüyorum. İlk sırasıyla son sırası. Tabi hepsinin de katkısı var. Bu şekilde arkadaşlar onar onar dolduralım. Aynı işlem. Videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Evet, modelimin bitmiş hali bu şekilde oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Demin de gösterdim. Yapılışı da bu şekilde modelimizin. Şöyle hiç ip koparma derdi yok. 4 sıra ama sıralı bir model. Hep aynı işlemi yaparak devam ediyor. İşlemde hep zincirden oluşuyor. Ta ki son sıraya kadar. Kolay bir şekilde yani çoğalıp üremek derler. Böyle tez bir şekilde bu iki sırayı yaparsınız. Sonra 3. ve 4. sırada da arkadaşlar birazcık el oyalar ama bu güzellik için değer. Modeli ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenir ve yaparsınız arkadaşlar. Bu hali de çok güzel oldu. Evet, bu da demin gösterdiğim örümceklerini küçük yaparak bu şekilde 8 tane sık iğne yapılmış hali. Bu da 10 tane sık iğne yapılmış hali. Beğenip paylaşarak destek olduğunuz için şimdiden çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.